Arkadaşlar herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Motosikletimiz Honda diyor. 110. Yani bir video çekmek istedim. Şundan dolayı video çekmek istedim. Motosiklet 2022 model. Ve tesisat soket uçları yanmış, tutmuyor. Ve motor hep arızaya geçiyor. Tesisatta da kopuk yok. Fakat şunu paylaşmak istiyorum. Şimdi bu motorun ben 0-2 halini biliyorum. Yani Dion'un tesisatı mı? Böyle hep ek gibi yani. Mesela tesisat 0 mesela bu motorun. İçinden böyle bir durum çıktı. Yani sanki tamir edilmiş gibi bunun artık üretiminden kaynaklanan bir muhabbeti mi ben de bilmiyorum ama çünkü daha önceden diyor tesisatı sökmedim, yeni yeni bozulmaya başlıyor çünkü yeni bir motor. Şunu sadece ben paylaşmak istiyorum. Yani motorun tesisatı çok saçma yerlerden geçmiş. Sudan etkileniyor arkadaşlar. Yani şöyle gösterebilirim. Şimdi ben yardım yani bunları. Tesisat içine su alıyor. Bu konuda izolasyonu zayıf. 39 bin kilometrede motor. Yani daha önceden sökülmemiş bir motor. Korozyon yapmış. Bu motor sikletin yani tesisat boyutunu biraz daha sağlam yapsalar çok daha iyi olacak arkadaşlar. Manyetolu bir motor. Statör kabloları burada. Dışarıda ekstradan beyin takıp deneyebilmeniz için eski beyni çıkartmanız gerekiyor. Soketler buraya kadar uzanıyor çünkü daha da fazla gelmiyor. Motosikletimizin sorunu benzin pompasına elektrik hiç gitmemesi. Benzin pompası değiştirmişler. Ama gene çalışmamış. Bunun nedeni benzin pompasına hiçbir şekilde elektriğin gitmemesi. Benzin pompasının soketi de burada. Şimdi bizim sorunumuz arkadaşlar bakın buradan beyin kablosu elektrik gelmediği zaman önemli olan sinyalli elektrik geliyor mu? Kontağı ilk çevirdiğiniz zaman böyle 1-2 saniyeliğine dıt diye bir ses geliyor ya. İşte bunun sinyalini beyin yolluyor arkadaşlar. Böyle bir muhabbeti olan arkadaşlar mutlaka ve mutlaka pompa değiştirmeden önce elektrik geliyor mu pompaya bir kontrol etsinler. Bu motor diğer motorlardan bayağı bir farklı arkadaşlar. Hani bu öylesine kurcalayarak hatasını bulabileceğiniz tarzda bir motor değil ne yazık ki. Yani ben senelerdir söküp takmama rağmen beni bile uğraştırıyor. Çünkü çok fazla yani elektronik bir motor. Ve parçası da ciddi derecede de pahalı. Yani hata da kabul etmeyen bir motor arkadaşlar. Yani benzin pompasına çalışmadığı zaman elektrik gidiyor mu gitmiyor mu başta siz bunu bir kontrol edin. Başıma böyle bir arıza geldi. Ha ben bunun tesisatını komple değiştireceğim çünkü ben beğenmedim çürümüş tesisatı. Çekiyorum bazı tesisatlarını çektiğim zaman elimde kalıyor kopuyor bu da oksitlendiğini gösterir arkadaşlar.
kısa bir öz video çekmek istedim. Şunu da göstereyim. Şimdi burada ciddi manada bir dünya tesisata sigorta girmiş. Şimdi bunda hala marş motoru arayan arkadaşlar var. Tamirci arkadaşlar var. Bunlar da marş motoru yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Roleler var. Ve kontağı açtığınız zaman yanılmıyorsam şu taraftaki benzin pompasına giden elektrik buradan geçiyor arkadaşlar. Ve buradan damar vaziyette de ayrılmış. Öne de gidiyor, yukarıya da çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatayı arayacaksınız. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar.